Evet arkadaşlar, bugün evde 4 günlük karantina sürecinin ilk günü. Biraz sıkıcı geçiyor ama sonuçta evdeyiz. Böylesi daha hayırlıymış demek ki. Şu anda öğlen olduğu için biraz ortalık sakin. Kimi insan uyuyor. Hatta bizimkiler bile uyuyor diyebilirim. Benim pek uykum yok. Ramazan-ı Şerif'in son zamanlarına geldik. Artık son hafta, son dönemeç. Bununla ilgili de bayramı buruk geçireceğiz. Akraba ziyaretlerini pek yapamayacağız. Eşe dosta gidemeyeceğiz. Benim annem babam 2011 senesinde, annem de 8 ay sonra 2012 senesinde ikisi de vefat etti. Dolayısıyla onların her bayram kabirlerine gidip ziyaret ederiz. Bu bayramda maalesef gidip ziyaret edemeyeceğiz. Ama belki Perşembe günü ya da Cuma günü gidip bir ziyaret yapmayı düşünüyorum. Ki düşünüyorum, bir gitmem gerekiyor. Orada bir dua etmemiz lazım. Ziyarette bulunmamız lazım. Dediğim gibi şu anda ev halimiz biraz sıkıcı geçiyor. Artık karantina zamanlarında yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Oynayabileceğimiz çocuklarla her türlü oyunu oynadık. Artık yapacak bir şey kalmayınca insanın gerçekten canı sıkılıyor ama ne diyelim? İnşallah bu kötü zaman, bu kötü günler çabuk biter diye düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. Yapacağımız çok fazla bir uğraşımız da yok. Ne yapıyoruz? Allah'tan Ramazan'a denk geldik. Ramazan-ı Şerif'te ibadette geçiriyoruz. Orucumuzu tutuyoruz elhamdülillah. Teravihler, Kur'an-ı Kerimler. İnşallah cüzümüzü de bitiririz Kadir Gecesi'nde. Onu da tamamlamış olurum diye düşünüyorum. Şimdiden herkesin ibadetlerini Allah makbul ve kabul buyursun. Vallahi ne diyeyim? Öylesine bir video çekmek istedim. Canım sıkıldı. Bu sefer kuşlarımız yok. Kuşlar dükkanda. Biz evdeyiz. Biz evdeyiz. Evde dediğim gibi oruçlu olduğumuz için çok fazla yapacak bir şey de kalmıyor. İnsanın biraz enerjisi tükenmiş oluyor. Artık mideler küçüldü. Ne sahurda ne iftarda çok fazla bir yeme isteği olmuyor. Zaten çok fazla sahurda yiyip de bütün gününü karın tok bir şekilde geçirdiğin zaman bunun adı oruç değil. Bu çok farklı bir şey. Yani aç olan bir insanın halinden anlamanın bence anlaşılmamazlığı gibi geliyor bana. Orucun gerçek durumu budur. Yani nefsimize bu orucu tutturmamız gerekiyor. Midemize değil. Bu durum itibariyle ancak nefsimizi oruç ile kontrol altına alabiliriz. Bir keresinde bir yerde okumuştum. Hazreti Allah insan evladını, insan olduğunu, öyle diyelim, İnsan olduğunu, yani Hazreti Adem'i babamızı yarattığında nefsini yaratıyor. Ve o nefsini yarattıktan sonra huzuruna çağırtırıyor ve huzuruna geliyor. Ve nefise söylüyor ki, ey insan nefsi, söyle bakalım, sen kimsin, ben kimim? Ve nefis
Şöyle diyor. Ben benim, sen sensin diyor. Yani Hazreti Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, azametini kabul etmiyor. Yani sen sensin, ben benim demek istiyor. Ve Hazreti Allah o nefsi cehennem gibi sıcak bir yere atıyor. Bir rivayete göre 1.000 yıl, bir rivayete göre de 5.000 yıl ateş içerisinde kalıyor. Hazreti Allah tekrar huzuruna çağırtıyor ve diyor ki, inşallah akıllanmışsındır. Söyle bakalım ey nefis, sen kimsin, ben kimim diye sorunca nefis tekrar diyor ki, sen sensin, ben de benim. Hazreti Allah tabii ki nefsin uslanmadığını, aynı şekilde cevabına karşılık bu sefer onu çok soğuk bir yerde, dondurucu bir yerde, işte dediğimiz gibi bir rivayete göre 1.000 yıl, bir rivayete göre 5.000 yıl orada mahsur kalıyor ve tekrar huzuruna çağırdığında, cezası bittiğinde, söyle bakalım nefis, ben kimim, sen kimsin diye sorduğunda nefsin Hazreti Allah'a olan cevabı yine sen sensin, ben benim diyor. Nefis hiçbir şekilde terbiye edilemiyor. Çok zor. Çünkü nefis, Peygamberimizin buyurduğu gibi, nefis şeytandan 72 kat daha kuvvetlidir. Bakın bu hususa çok dikkat edin. Nefis öyle bir şey ki insanı her an yoldan çıkaracak her türlü oyunu oynar. Ve bunu siz fark edemezsiniz. Siz derken biz olarak tabii ki. Neyse, hikayemize devam edelim. Hazreti Allah öfkeleniyor ve onu karanlık bir yere aç ve susuz olarak kapatıyor. 3 gün. 3 gün sonra nefis kapatıldığı yeri neredeyse yıkarcasına beni Allah'ın huzuruna götürün diye bağıra bağıra Allah'ın huzuruna çıkıyor. Hazreti Allah, ne oldu da 3 günde huzuruma gelmek istedin? Söyle bakalım deyince, seni görmek istedim dedi ya Rabbi. Öyle deyince Hazreti Allah tekrar soruyor nefise. Söyle bakalım nefis, ben kimim, sen kimsin? Nefs şöyle diyor. Ya Rabbi, sen beni yaratansın, bana hayat verensin deyince, işte demek ki nefsi terbiye etmenin, kontrol etmenin en güzel yolu oruçmuş. Ve oruç hepimize çok büyük katkılar sağlıyor. Tutabilene ne mutlu. Allah kabul etsin. Tutamayan elbette ki hastalık ve rahatsızlıklarından dolayıdır. Ya da ağır işin gücünden dolayı belki de tutamayan insanlarımız da var. Kimseyi bu şekilde farklı bir yorum yapamayız. Herkes kendi tuttuğu orucun ecrini alacak. Tutmayan da alacak. Ona göre bize bunun hesabını yapmak, yorumunu yapmak düşmez. Dediğim gibi öylesine canım sıkıldı, bir video yapayım dedim. Eğer daha fazla böyle anlatmak istediğim güzel şeyler varsa bunu yorum olarak yazabilirsiniz. Ben anlatmasını severim. Çünkü biz anlatılanları çok dinlediğimiz için aklımızda kaldıkça, dilimiz döndükçe anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Aslında sabah sahurda bir çekimim olacaktı. Bir türlü konuya nasıl gireyim ya da ne şekilde sizlere bir şey anlatayım, bir türlü karar verememiştim. Şimdi aklıma gelen bir şey söylemek istiyorum. Bakın, bunu keşke Ramazan-ı Şerif'in 1. günü ya da
Ramazan Şerif'e girmeden evvel bu videoyu yapsaydım diye düşünüyorum. Bundan dolayı çok çok özür diliyorum. Uyaramadığımız, yetişemediğimizden dolayı. Biz tebliğ olarak, tebliğ vazifesini yapmakla kendimde mükellef olarak görüyorum. Ramazan-ı Şerif'teki bazı hatalar, yaptığımız bazı eksiklikler var. Bunlar nelerdir? Bunları hemen size kısaca anlatayım. Bu arada Berre'nin odasındayım. Çocuğun odasına geçtim. Çocuklar benim sesimden etkilenip uyanmasınlar diye. Oradan sizinle görüşüyorum, size anlatıyorum. Hatta ne anlatıyordum ben şimdi? Evet, eksiklerimizden bahsediyorduk. Bu eksiklerimiz nelerdir? Bu eksiğimiz şu. İmsak ile ezan arasındaki vakti maalesef bir türlü bunu tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Bu nedir diye sorarsanız, bakın şunu şöyle izah edeyim size. İmsak orucun başladığı zamandır. Sabah okunan ezan, ezan-ı Muhammediye namaz kılmak için gelen vakittir. İmsak ile sabah ezanı arasındaki 19 dakikalık fark artık yenmeyeceğinin, içilmeyeceğinin o ilk işaretidir. İmsak girdiği andan itibaren kesinlikle ve kesinlikle yeme, içme kesilir. Efendim ben imsaka yetişemedim. Biraz geç kaldım. Yemeyin arkadaşlar, içmeyin. Bir günden ölmezsiniz. O gün ezan vaktine yakın içtiğiniz, yediğiniz zaman bütün günü maalesef aç karnına geçirmiş oluyorsunuz. Oruçlu değilsiniz. İmsak ile dediğim gibi başlayan oruç iftara kadar olan süreçtir. O 19 dakikalık süre içerisinde hala yemeye içmeye devam ediyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz derim. Bakın bununla ilgili YouTube'da da birçok kişilerin yorumları da var. Onlara da bakın niçin imsak ve sahur arasındaki vakitlerdeki o fark. Neden biz sabah ezanına kadar yeme içmeye devam ediyoruz? Bunu bence bir sorgulayın. Bunu iyicene bir araştırın derim. Bu arada temkin vakitleri de var. Temkin vakitlerine de uymamız gerekiyor. 1982'de maalesef bu temkin vakitleri kaldırılmış. Temkin vakti nedir? Özellikle Ramazan-ı Şerif'te temkin vakti akşam ezanı hususu çok önemlidir. Akşam ezanı nedir? Akşam ezanı okunduğu an hemen orucunuzu bozmayın arkadaşlar. Bulunduğunuz coğrafi duruma göre kimi yere 2 dakika, kimi yerde 3 dakika gibi bir bekleme süremiz oluyor. Ama nedense bu Ramazan-ı Şerif'te ilk defa biz Silivri'de ikamet ediyoruz. Silivri'deki müftülük tam temkin vaktine göre ilk defa bu sene iftar yaptırıyor. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki de aynı bu şekilde olur. Dilerim, yani diliyoruz. Bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ezan vakitlerindeki saat farklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tam ibadetimizi hakkıyla yerine getirmek istiyorsak doğru olanı doğru kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor. Doğru kaynak neresidir? Doğru yerler neresidir? Onları videonun altına yazacağım. Hangi takvimi kullandığımı onu söyleyeceğim. Altı ibare olarak belirteceğim. Benim nacizane tavsiyem tabii ki uymanız. Orucunuzun, kıldığınız namazlarınızın, yaptığınız amellerinizin boşa çıkmaması. İnşallah şimdiden Allah kabul etsin. Az evvel size bir şeyler anlatırken telefonum çaldı bir anda. Telefona baktım. Muhabbetin nerede kaldığını inanın unuttum. Ne anlatıyordum diye soracaktım ama şimdi aklıma geldi. Dediğim gibi anlatmak istediğim aslında çok şeyler var. Ama inşallah aklıma geldikçe dükkana geçtikçe oradaki konuşmalar bizi tetikliyor. Güzel şeyler inşallah olur. Onları aktaracağız. Yaptığım bu sohbetten eğer ki hoşnut kaldıysanız beğenmeyi, eğer beğenmediyseniz beğenmemeyi de
tıklama hakkınız var. Dediğim gibi yorum da yaparsanız sevinirim. Güzel hikayeler var, anlatmak isterim. İnşallah. İsterseniz tabii ki. Bakalım hayırlısı. Çarşambayı bekleyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.